Sifilis'e dair. Sifilis'in etkeni Tripanoma pallidumdur. Bütün bakteriler üretilebilmiştir. Ancak sifilis bakterisi üretilemeyen 3 bakterinin içindedir. Bu bakteri insana cinsel temasla en başta kan nakliyle ya da ortak enjektör kullanımı gibi yollarla bulaşır. Bu bakterinin yaptığı enfeksiyondaki temel lezyon vazo orunlarının tutulmasıyla karakterize endarteritir. Sifilis 3 dönemde seyreder. Birinci dönem sifilis etkeninin ilk girdiği yerde ağrısız bir ülser oluşur. Buna şankır denir. Ortalama girişten 10 ila 90 gün sonra oluşur. Tekrar ediyorum. En çok genital bölgede ancak ilk girdiği yer bazen ağızda, dil etrafında veya dudak etrafında da olması olasıdır. İkinci dönem. Sifilis bakterilerinin kan damarlarıyla bütün vücuda yayıldığı dönem. Dolayısıyla bütün vücutta makülopapiler döküntülerin, avuç içi ayak tabanı dahil makülopapiler döküntülerin olduğu dönem. Gene bu dönemde özellikle vücudun kıvrım yerlerinde, ter bezlerinin olduğu yerde kondinoma olabilir. Bu dönemde bakterilerin karaciğer invazyonu sonucu hepatit olabilir. İkinci dönemde bittikten sonra latent döneme girer ki bu dönem yıllarca sürebilir. Burada tek bir nokta önemli. Latent dönemin ilk bir yılı erken latent dönemdir. Nedir erken latent dönemin önemi? Bu dönemde hamile bir kadın eğer aktivasyona uğrarsa latent dönemde çocuğuna bulaştırabilir. Bu dönemde ilk bir yılda tekrar ikinci dönem bulgularını yaşamak mümkündür. Üçüncü dönem. Artık bakteriyel üremenin değil de otoimmün reaksiyonların artık tip 4 hücresel immünitenin ile oluşan lezyonlar ne olur bu dönemde? Deride gom olur. Ne olur? Kardiyovasküler sistemde özellikle aortum tutulduğu lezyon olur. Son olarak bu dönemde santral sinir sisteminde dorsal ganglion'un bir numara tutulduğu tabes dorsalis gibi lezyonlar görülür. Peki sifilisin tanısında ne yapalım? Bu lezyonu üretilemediğini söylemiştim. Erken dönemde karanlık alan. Ama serolojik olarak iki tane yöntemimiz var. Bir, VDRL testi veya RPR testi. Bunlar non-specific test. Hastalığın aktivitesini aktif olarak hastalık olup olmadığını gösterir. İki, spesifik test dediğimiz direkt bakterinin ürünlerinden elde edilen testler. Örneğin TPHA. Örneğin PTA-ABS. Bunlar ise mevcut lezyonların sifilise mi bağlı? Yoksa BDRL'de bulduğumuz pozitiflik yalancı bir pozitiflik mi? Bunu gösterir. Peki sifilisin tedavisinde ne kullanalım? Sifilisin tedavisinde her dönemde bir numara ilaç penisilindir.